Hepinize merhabalar. Sizlerin çok istediği bir şey yapacağım. Pilates'e yeni başlayanlar bu egzersizlerle başlayabilirler. Hemen göstermek istiyorum. Hem sırt, kol, karın, kalça ve bacak hepsini bir arada yapıyoruz. Süper olacaksınız. 3, 4. Yarın değil, bugün hemen şu anda bu videoyu izlediniz ya. Hemen başlayın. Pilatesle ve sağlıkla kalın. Hepinize merhabalar. Bugün evet şahane egzersizler üst üste gelecek. Bugün ne yapacağım biliyor musunuz? Sizlerin çok istediği bir şey yapacağım. Pilates'e yeni başlayanlar için ilk egzersiz dersini yaptıracağım bugün sizlere. Tüm vücudumuzu çalıştıracağız. Hem nefesi çalışacağız, hem stretching yapacağız, hem tüm vücudumuzu şöyle bir geçireceğiz elden. Yani yeni başlayanlar için şahane egzersizler üst üste gelecek. Pilates'e yeni başlayanlar evet işte tam da bu egzersizlerle başlayabilirler Pilates'e. Ne yapıyoruz? Altın kurallarımız var Pilates'te. 5 ana prensibimiz var. Önce nefes. Nefesi burnumuzdan alıp ağzımızdan veriyoruz. Bu çok mühim. Hemen göstermek istiyorum. Şu şekilde oturma kemiklerimizin üzerine oturduk. Nefesi burnumuzdan alıp ağzımızdan vereceğiz. Nefes alıyoruz. Ve nefes veriyoruz. Nefes alıyoruz. Ve nefes veriyoruz. Harika. Burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan vereceğiz. Evet, bu altın kuralımız. Altın kurallarımızdan biri daha doğrusu. Evet, burada pubic, özellikle karnımızı içeri çekmeyi göstereceğim size. Nefes alıyorum ve nefes veriyorum. Nefes alıyorum, pubic yukarı, nefes veriyorum. Hafif bir bel boşluğu normal pozisyon oluyor, natural pozisyon. Nefes al, pubic yukarı ve nefes ver. Burada pelvik kaslarımızı hissediyoruz. Nefes aldık ve nefes veriyoruz, harika. Tekrar nefes al, çok güzel. Ve bakın hafif bir bel boşluğu, natural pozisyon, şahane. Şimdi evet hemen burada şunu göstermek istiyorum kalkıp. Bu da yine önemli. Üçüncü ana prensibimiz Pilates'te. Yeni başlayanlar lütfen bunlara çok ama çok dikkat etsinler. Böylece hem vücutlarını ısıtmış olacaklar, hem de ısınmış olacaklar, hem de Pilates'in ana prensipleri kafanızda oturduğunda gerçekten egzersizlerin çok daha fazla yararını hissedeceksiniz. İki kaburgamızın arasında hemen hemen 2 santim boşluk olup leğen kemiğine doğru dümdüz bakın bu şekilde iner. Bunu hemen şöyle yapacağız. Kollarımızı uzattık. Nefes alıyoruz ve nefes veriyoruz. Nefes alıyoruz ve nefes veriyoruz. Burada karnımızı içeri çekiyoruz. Kaburga kapalı. Kaburganın dışarı açılmasına izin vermiyoruz. Şöyle yandan göstermek istiyorum. Kaburga açıldığında nasıl bir görüntüye sahip oluyoruz? Yani yanlış görüntüye nasıl sahip oluyoruz? Bakın kaburga açıldı. Şu anda bu şekilde. Evet. Bu doğru bir görüntü değil. Kaburga kapalı olduğunda hafif bir bel boşluğumuzla natural pozisyon ve karnımızı içeri çekiyoruz. Bu çok mühim. Egzersizleri yaparken daima karnınızı içeri çekiyorsunuz ve kalçayı sıkı tutuyorsunuz. Bunu da unutmuyorsunuz. Evet, hemen kürek kemiklerimiz. Onu da gösteriyorum. Kürek kemiklerimizi, evet çok oynak biliyorsunuz kürek kemiklerimiz. Onları sabitlemek gerekiyor. Nasıl sabitleyeceğiz? Kollarımızı yukarı. Yukarı. Evet, çok güzel. Kürek kemiklerimizi iyice hissedebiliriz bu şekilde. Nefesi aldık ve nefes veriyoruz. Nefes aldık ve nefes veriyoruz. Evet, kaburgaları tekrar gösteriyorum. Bakın, arkaya doğru bıraktığınızda kaburga açılıyor. Açılmayacak. Şu doğru. Bu yanlış. Bu doğru. Bu yanlış. Evet, bunu göstermek istiyorum. Bu şekilde olması doğru. Kolunuz arkaya gittiğinde kaburga açılmak ister. Siz açılmasına izin vermeyeceksiniz. Harika. Çok güzel. Hazır bu pozisyondayken hemen kollarımızı çalıştıracağız. Biz buna arm circles diyoruz. Kolları çalıştırırken aynı zamanda kürek kemiklerimiz, kaburgamızı kontrol altında tutuyoruz. Karnımızı içeri çekiyoruz. Evet, bunu yapalım birkaç kez ve tam tersini yapacağız tabii ki. Çok güzel. Çok güzel. Ve şimdi tam tersi. Bunu böyle 12'şer kez, 15'er kez yapabilirsiniz. Sırtı da çok rahatlatıyor. Omuzları da çok iyi hissediyorsunuz. Süper. Evet, yeni başlayanlar için gerçekten Pilates'i çok iyi anlamamız gerekiyor. Hareketleri doğru yapmamız için, kontrollü yapmamız için. Çok hızlı yapılan bir spor değil. Ama inanılmaz yararlı. Hem zihinsel olarak, psikolojik olarak, hem de vücudumuzda vücut ve beden sağlığı olarak son derece yararlı. Yıllardır size bunu anlatıyorum.
harika. Şimdi hemen şöyle başlayalım. Bacakları bir aşağı yukarı yaptıracağım size. Biraz bacak çalıştıracağım, biraz karın çalıştıracağım, sırt çalıştıracağım, kol çalıştıracağım biraz. Biraz kalça ve stretching de bitireceğim. Evet, şimdi ısındık, şöyle bir vücudumuzu yokladık. Ne yapıyoruz? Gördük. Pilates'in ne olduğunu biraz anladık esasında. Evet, burada nefes aldık ve nefes verdik. Nefes aldık. Evet, diğer ayağımızı bu şekilde yere de koyabilirsiniz. Hep kontrol. Çok ama çok mühim. Karnımızı içeri çekiyoruz. Evet, kaburga kapalı, kalça sıkı. Çok güzel. Karın içeri daima. Şimdi hemen diğer bacak. Nefes aldık ve nefes veriyoruz. Nefes aldık ve nefes ver. Nefes al ve ver. Nefes al, ver. Al nefes, ver. Çok güzel. Tekrar nefes al. Harika. Burada çok güzel bir hareket geliyor şimdi. Omurgalarımızı da çalıştıracağız. Nefes aldık. Ve nefes ver. Popo yukarı. Kalk, 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 kalk. Süpersiniz. Harika. Burada kal. Şimdi nefes. Tabletop pozisyonunda ve nefes ver. Uzun bacak. Kal burada, kal. Tekrar nefes al ve nefes ver. Bırak. Al nefes. Ve nefes ver. Uzun 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 bacak. Şahane. Tekrar nefes. Ve bırak. Şimdi yeniden nefes. Süper. Tabletop pozisyonundasın ve uzun bacak. Çok güzel. Burada kal. Güzel bir nefes al. Nefes ver. Çok güzel. Kal, 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 kal. Evet, omurları tek tek inci tanesi gibi. En son kuyruk sokumu. Bırak. Evet, harika. Çok güzel çalıştırır gerçekten bu hareket. Şimdi hemen bir iki tane karın yapmak istiyorum. Burada karnımızı içeri çektik. Çok güzel. Nefes aldık. Burada 90 dereceyi korumamız gerekiyor. Bakın, ilk başlayan arkadaşlara sesleniyorum. 90 dereceyi koruyun. Karnınıza doğru bacağınızı çok fazla çekmeyin. Bu yanlış olan, bu doğru olan. Doğru hareketleri az tekrarla yaptığımızda pilatesin çok daha fazla yararını alırız. Hızlı hızlı yanlış yaptığımız hareketler bize hiçbir şey katmaz. Çok güzel, evet. İyice hisset, karnını iyice içeri çek. Burada şimdi makas yapacağız. Aynı pozisyondayız. Başımızı biraz dinlendirebiliriz. Evet, boyun mühim. Boyun çok önemli. Bacakları uzattım ve makas. Çok güzel, devam et. Evet, parmak ucu gergin olabilir. Bacak arkası ya da parmak ucu kaval kemiğine yaklaşabilir. Her ikisinin de bacak arkası kalflar için farkı var. Süpersiniz. Çok güzel. Burada şimdi başımızı dinlendirdik. Bacaklar rahat. Süper. Çok iyiyiz. Şimdi hemen göbek deliği etrafındaki yağları yakan bir egzersiz koyalım. Evet. Bütün vücudu çalıştıracağım. Fazla uzatmayacağım. Nefes alıyorum burada. Nefes ver. Tabletop pozisyonunda. Çok güzel. Çek iyice karnını içeri. Çok güzel. Son kez kal burada. Kal, 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 kal. Ve yavaşça bırak. Harikayız. Evet, hemen yapmazsak olmazsa olmaz hareketi de eklemek istiyorum ben. Yine çok güzel bir hareket, etkili. Belimizi incelten. Evet, iki tane böyle yaptığımızda bir oluyor bu. Dirsekle dizi birbirine değdirmek zorunda değilsin. Kontrol sende. Çok güzel. 3, 4. Harikasın. 5. Çok güzel. Çek iyice karnını içeri. Harika. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, son,
15. Çok güzel. Evet, bıraktık. Ay, harika. Gerçekten çok güzel. Çok çok daha uzun yapmak istiyorum ama çok fazla zamanımız yok. Şimdi hemen şöyle yan döndüm. Burada bir bacakları açıp kapatalım. Nefes aldık, verdik. Burada da bunu yaparken karın içeri, kalça sıkı. Nefes al ve ver. Nefes al ve ver. Çok güzel. Süperiz. Son birkaç. Harika. Evet, basic hareketlerimiz pilateste olmazsa olmazlar. Süper. Hemen diğer tarafa döndüm. Karınlar içeri, kalça sıkı daima. İyice esnet, evet, bacağı. Çok güzel. Nefes aldık ve nefes veriyoruz. Nefes aldık ve nefes veriyoruz. Karınlar içeri. Çok güzel. Kal burada, kalk kalk kalk. İyice esnet, süpersin. Çok güzel. Hemen sırt üstü yattık. Diğer tarafa yatacağım. Evet, sırt çok mühim. Hemen böyle biraz sırt çalıştırmak istiyorum sizi. En sevdiğim hareketlerden biridir bu. Yeni başlayanların muhakkak öğrenmesi ve yapması gereken egzersizlerin başında geliyor. Nefes al, kalk. Ver nefes, uzat kolları. Tekrar nefes al ve nefes ver, uzat. Al nefes, kalk. Ver, uzat. Ve elden nefes. Çok güzel. Al, kalk. Ver, uzat. Tekrar nefes. Çok iyi. Evet, sırt çalışmak çok mühim. Sırt ağrılarına veda ediyoruz bu egzersizlerle. Çok önemli gerçekten. Nefes al, kalk. Ver nefes, uzat kolları. Tekrar nefes al. Ve nefes ver, kalk. Son kez. Şimdi evet, burada kalabiliriz bu şekilde. Evet, burada kürek kemiklerimizi aşağıya doğru itiyoruz. Çok güzel. Evet, daha esnek olan arkadaşlarımız bunu da yapabilir. Evet, bu da yine çok güzeldir. Sırt için etkili bir egzersiz. Evet, müthiş. Şimdi yapacağımız harekette hem sırt, hem kol, hem neredeyse karın, kalça ve bacak çalışacak. Hepsini bir arada yapıyoruz. Belimize kuvvet bindirmeyeceğiz. Burada ona o mühim, ona dikkat ediyoruz. Bacakları biraz açtım. Evet, kollarını da açtım. Nefes alıyorum. Çok güzel. Evet, sırt çalışıyor, kollar çalışıyor. Bacak çalışıyor. Evet, belimizde herhangi bir yük yok. Süpersiniz. Kal burada şimdi. Adeta uçuyor gibi. Burada 3 nefes alalım. Ve bırak. Gerçekten çok etkili ve güzel bir egzersiz bu. Bu da yine pilateste olmazsa olmazlardan biridir. Muhakkak yapılması gereken bir egzersiz, öğrenilmesi gereken bir egzersiz. Bu yeni başlayanlar pilatesi, özellikle bu videomuzu birkaç kere üst üste yapın. Kendinizi daha ilerletmek için, vücudunuza pilatesi tanıtmak için yapmanız gerekiyor. Ben olsam bu videoyla en az 8-10 seans bu hareketleri yaparım. Aynı videoyu yapıyor olmanız gerçekten hiç sorun değil. Tam tersine büyük yararı var. Hem pilatesi anlamanız hem de kapasitenizin artması için yeni başlayanlar videoyu, yani bu videoyu en az 8 ya da 10 seans yapmanızı istiyorum. Süper olacaksınız. Gerçekten harika olacak. Bir tane kol göstermek istiyorum. Kol için çok güzel bir hareket yaptıracağım şimdi size. Ayak bileklerini birbirine bağladım. Burada kalçayı çok dışarı çıkarmıyorum. Biraz içeri alıyorum. Evet. Ellerimi omuz genişliğinde açtım ve burada nefes alıyorum ve nefes veriyorum. Çok güzel. Nefes al ve nefes ver. Harika. Nefes al ve nefes ver. Al nefes, ver. Çok güzel. Nefes al. Nefes al.
93. Nefes al. Ver. Çok güzel. Nefes al. Ver. Harikasınız. Tekrar nefes. Çok güzel. Süper. Hemen şuradan stretching yapalım. Kollarımızı iyice uzattık. Son bir kalça hareketimizle bitireceğiz. Evet, hazır bu pozisyondayken, kedi pozisyonundayken bacağımızı uzattık. Burada nefes aldık. Evet, kalçayı sıkılaştıran, özellikle evet, popo dikleştiren süper bir egzersiz. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Süper. Hemen diğer bacak. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Çok güzel. Evet, çok güzel bir hareket bu. Bunu isteyen tabii 3 seans da yapabilir. 15, 15, 15 yani 45'er kere yapabilir. Çok da güzel olur. Şurada hemen bir cat stretch yapıyorum hazır bu pozisyondayken. Cat stretch, kedi stretch'e vücudumuza çok ama çok faydalı. Burada nefes aldım. İyice karnımı içeri çekiyorum. Çok iyi. Nefes al. Ve tekrar nefes ver. Harika. Nefes al. Ve nefes ver. İyice esne 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 esne. Süper. Çok iyi. Harikayız. Hemen bu pozisyonda tuttuk ayakları. Burada. Al nefes. Kal 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 burada. Çok güzel. Evet, hemen bacakları açtık. Yeni başlayanlar bu şekilde açabilir. Bir süredir pilates yapanları hep bunu yaptırıyorum biliyorsunuz. Ama yeni başlayanlar ya da arka bacağındaki stretch'i iyi olmayanlar bu şekilde de yapabilirler. Nefes aldık. Nefes ver. Kal burada. Çok güzel. İyice arka bacağı esnetiyoruz. Burada çok esnek değilseniz burada da kalabilirsiniz ama sabit. Yaylanma istemiyorum. Sabit kalmanız mühim. Burada sabit kalın. İyice esneyin, esneyin, esneyin. Ve tabii ki diğer bacak. Kolları uzattım. Burada nefes aldım. Ve nefes ver. Sola doğru. İyice. Evet. Uza, uza, uza. Gidebildiğin noktaya kadar git ve orada kal. Sabit kal. Nefes al ve ver. Nefes al, ver. İyice esne. Çok güzel. Yapabilenler, strece yeni başlayanlar arasında da strece iyi olan insanlar oluyor. Çok denk geldi. Bunları gayet rahatlıkla yapabilirler. Zaten şu ana kadar göstermiş olduğum egzersizlerin hepsi sıfırdan yeni başlayanlar için pilates. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine bu videoyu çekiyorum. Zaten benim ilk DVD'm biliyorsunuz 10 DVD'm var. İlk DVD'm 100 bini aştı gerçekten. Müthiş bir satış olmuştu. Büyük bir rekor oldu. O DVD'nin esasında bu kadar çok satma sebebi pilatese yeni başlayanların öğrenmek istemesi ve hani sıfırdan öğrenmek istemesi ve o hareketleri yapmak istemesiydi. O yüzden de hala satıyor. Bu nesilde DVD'nin satması da gerçekten enteresan. Hepinize çok teşekkür ediyorum ben. Evet, burada yine gidebildiğimiz kadar öne gidiyoruz. Hiç kendinizi çok zorlamadan gidin. Gidebildiğiniz yere kadar gidin ve orada stabil kalın. Yaylanmadan birkaç kere nefes alıp bitiriyoruz. Nefes al ve nefes ver. Nefes al, ver. Doğru nefes almak kan dolaşımımızı hızlandırıyor. Beynimize, daha fazla hücrelerimize daha fazla oksijen gitmesini sağlıyor. Bunu unutmuyoruz. O yüzden nefes alıp vermeyi ihmal etmiyoruz. Ayrıca egzersizleri yaparken doğru nefes alıp vermek daha fazla kalori yakmamıza da sebep oluyor. Bunu biliyor muydunuz bilmiyorum. Esasında çok şey var. Gerçekten pilates dipsiz bir kuyu. Her gün yapmanızı tavsiye ederim. Kendinize muhakkak bir 30 dakika ayırabilirsiniz bence. Nelere zaman ayırmıyoruz değil mi? Bence
ayırın zaman ve pilatese başlayın. Yeni başlayanlara da buradan sesleniyorum. Hemen başlayın. Yani yarın değil. Bence bugün hemen şu anda bu videoyu izlediniz ya. Bir baktınız bence önce. Böyle bir baktınız ne yapmış Evri bakalım yeni başlayanlar için. Bence şu anda hemen tam zamanı. Kendinize zaman ayırmanın tam zamanı. 30 dakika sadece. Hep birlikte pilates yapalım. Hepinizi öpüyorum. Bir başka videoda tabii ki görüşeceğiz. Ben pilates yapmaya ve çok güzel şeyler sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Pilatesle ve sağlıkla kalın.